Türkiye İstatistik Kurumu konut satış istatistikleri Nisan 2021 verilerini açıkladı. Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %124,1 artarak 95.863 oldu. Konut satışlarındaki yıllık bazda artış, geçen yıl salgının en büyük etkilerinin yaşandığı Nisan ayındaki büyük düşüşlerden kaynaklandı. Biz bu pandemi uyum sağlıyormuşuz gibi bir tablo aslında şu anda. Yani biz pandemiyle yaşamaya alıştık aslında. Ekonomimiz de buna bir şekilde uyum gösteriyor. Ve yavaş yavaş iyileşmeye doğru gidecek diye düşünmek lazım. Birçok sektörün iş yapmadığını, kapalı kaldığını ve para kazanamadığını düşündüğümüz bir ortamda bu rakamlar çok kötü değil. Aylık bazda bakıldığında Mart ayında 111 bin olan konut satışları Nisan'da tekrar 100 bin adet seviyesinin altına düştü. Geçen aya göre konut satışlarında %13,8 düşüş yaşandı. Aile de etkilenecektir. Yani bu devamlı çıkacak, devamlı düşecek diye bir şey yok. E, şu anda biz dalgalı bir seyre girdik. E, bu ay düşer, önümüzdeki ay çıkabilir yani. E, o sebepten e, kötü bir tablo değil. Konut satışlarında Nisan ayında İstanbul 19.260 konut satışı ve %20,1 ile bir kez daha en yüksek paya sahip oldu satış sayılarına göre İstanbul'u Ankara ile İzmir izledi. İpotekli konut satışları da geçen aya göre geriledi. Türkiye genelinde Nisan ayında ipotekli konut satışları 17.514 oldu. Bir önceki ayda ipotekli satışlar 21.000 adedin üzerindeydi. Tek faizler var önümüzde engel. Bu faiz engelini biraz aşarsak piyasalar çok daha canlı olacak diye düşünüyoruz. Daha bir hızlı olacak. Faizi bir düşürseler aşağı yine geçen seneki patlamayı yaşayabiliriz. Çünkü alıcı mevcut piyasada. Sıfır konut satışı ise 29.212 adede geriledi. İkinci elde 66.651 konut el değiştirdi. Satışların biraz çok yüksek olmasına biz şuna bağlıyoruz aslında. O bahçeli falan evler şu anda gündeme geldi. Fiyatlar da daha uygun. Şimdi sıfır evde hemen hemen yüzde yüz bir fiyat farkımız var. Yani aynı ev 500 bin ise aynı konumdaki, aynı lokasyondaki sıfır bir 1 milyonun üstünde. Şimdi ben fiyat olarak hem de daha böyle kullanışlı olması babından ikinci ellere daha fazla rağbet var. Verileri değerlendiren İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, evlerin büyük çoğunluğunun ihtiyaç ve kullanım amacıyla alındığını ifade etti. %60'ın üstündedir ihtiyaçtan şey kendi kullanmak için alan kişi. %20, 25, 30 gibi de yatırım amaçlı alan çıkabilir şu anda.